Büyük bir sorun var Sanji. Ne oldu abi? Lütfen söyle. Sanji. Jagdish evlenmekten vazgeçmiş. Bu evliliğin olmasını istemiyor. Bu şaka değil mi? Kötü bir şaka. Bugüne dek duyduğum en kötü şaka. Çok kötü. Hadi abi, şaka olduğunu söyle. Lütfen söyle, şaka de. Şaka falan değil Sanji. Maalesef gerçek bu. Jagdish bu evliliğin olmasını istemiyor. Bu yüzden seninle nişana attı. Sanji? Sanji? Jagdish bunu bana yapamaz. Bunu yapamaz. Kızım. Sanji. Sanji. Sanji bana bak kızım. Hadi. Sanji. Kızım. Sanji. Biraz daha gürültü yaparsan seni dışarı atacağım, anlıyor musun? Ayrıca senin derdin ne? Acil tedaviye ihtiyacın vardı. Bu yüzden burada durmuş senin saçmalıklarını dinliyorum. Sana ne söyledi? Elini bırakmanı ve gitmeni söyledi. İstersen sana anladığın dilde güzelce izah edebilirim. Ama bilirsin, haydutluktan hoşlanmam. Nezaketi daha çok tercih ederim. Sanji? 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 Bırak onu. Kolunu uzat. Neden? Hayır Jagdish, benim. Konuşsana kızım. Ne oldu? Neden bana öyle bakıyorsunuz? Bir şey olmadı. Bir yanlış anlaşılma olmalı. Hepsi bu. Ben kendimden ve sevgimden, hatta Jagdish'ten çok eminim. Şimdi onu arayacağım. Her şey düzelecek. Aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Kapalı mı? Jagdish telefonunu nasıl kapatır? Telefonunu hiç kapatmazdı. Onu arayacağımı bilirdi. Bunu bana nasıl yapar? Neden kapattı? Hayır, yapamaz. Sanji. Kızım, toparla kendini. Toparla kendini.
aklını başına topla. Jagdish buraya geldi kızım. Bunu bize açıkça söyledi. Seninle evlenmek istemiyor. Hayır! Hayır! Sanchi! Sakin ol Sanchi! Ne yapıyorsun? Sanchi lütfen! Neden anne? Neden? Ne eksiğim var? Lütfen söyle, ne eksiğim var? Bak, yüzüme bak ve söyle. Gözlerime bak, saçlarıma bak. Bak hadi, ne eksiğim olduğunu söyle. Bunu neden yaptı anne? Neden yaptı? Büyük baba, büyük baba. Bana hep prensesim dersin, değil mi? Çünkü bir prensese benziyorum. Öyle değil mi büyük baba? Lütfen söyle büyük baba. Hadi söyle. Neden böyle oldu? Neden? Lütfen sen söyle. Benim neyim eksik söyle. Lütfen söyle. Jagdish bunu bana neden yaptı? Neden yaptı? Neden? Neden? Sanchi! Sanchi! Sanchi bana bak. Bana bak. Sanchi senin bir eksiğin yok. Sorun Jagdish'te. İkinizin farklı insanlar olduğunuzu düşünüyor. Dünyalarınızın farklı olduğunu. Bunu kendi söyledi. Ayrıca Sanchi, Jagdish evlenirseniz ileride mutsuz olacağınızı düşünüyor. Bu yüzden nişanı attı işte. Ama Jagdish yanılıyor. Jagdish çok yanılıyor. Onun sayadını aldığım gün abi dünyanın en şanslı kızı olacağım ben. Hem böyle bir kararı nasıl tek başına alabilir? Ben onu seviyorum. Önce benimle konuşması gerekirdi, öyle değil mi? Ama yine de... Sanchi! Sanchi! Sakin ol Sanchi! Ne yapıyorsun? Sanchi lütfen! Sanchi! Anne, Jagdish'le beni yemeğe gönderdiğin o akşamı hatırlıyor musun? O akşam eve dönerken yolda herkese Jagdish'e olan aşkımı ilan etmiştim. Avazım çıktığı kadar bağırmıştım. Seni çok ama çok seviyorum Jagdish. Seni seviyorum, seviyorum, seviyorum. İnanmıyorsun değil mi? Ama gerçek bu. Bunu Jagdish de duydu. Bu yüzden böyle bir şey nasıl yapar? Bunu bana nasıl yapar? Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor mu? Kimse onu benim sevdiğim kadar sevemez anne. Sanchi! Hayır kızım. Aşkının biraz olsun farkına varsaydı sana asla böyle bir şey yapmazdı canım. Sen ya da senin duyguların onun biraz olsun umurunda değil. Sevgili kızım, gerçeği kabullenmelisin. Jagdish'in artık senin olmadığı gerçeğini kabul etmen gerekiyor canım. Jagdish benimle evlenmek zorunda anne. Beni böyle bırakıp çekip gidemez. Buna izin vermem, buna asla izin vermem. Jagdish benimle evlenmek zorunda. Beni dinle. Baba, baba lütfen Jagdish'e akıl ver. Ona söyle, bunu kızıma yapma de. Kızım buna dayanamaz de. Kızım bunu sakin anlamaz ol de. Kızım sensiz yaşayamaz de. Tamam. Lütfen baba. Sanchi. Onunla konuş baba, senin sözüne kulak Sanchi verir. Kızım beni dinle. Onu seviyorum baba. Beni dinle Sanchi. O artık kimseyi dinlemez. Buraya geldi ve bizi dinlemedi bile. Onu ne kadar seversen sev fark etmez. O seni sevmiyor. Eğer seni sevmiş olsaydı düğünden birkaç gün önce buraya gelip nişana atmazdı. Yeter Sanchi, aranızda bir bağ kalmadı. Aşkının tek taraflı olduğu gerçeğini kabullenmelisin. Bu onun umurunda değil. Bu evlilik asla olmayacak.
senin için belki çok zor. Ama hayat hayal kırıklıklarıyla doludur. Onu unut. Kızım. Lütfen üzülme. Senin eksik bir yanın yok canım. Senin hiçbir hatan yok. Senin duygularını biraz olsun umursamayan, bu aileye saygı duymayan o. Ama Tanrı da biliyor ya. Asla mutlu olamayacak sence. Oysa onun için tamamen değişmiştim anne. Jagdish için değişmiştim. Ben onu mutlu etmek için onun sevdiği tarzda giyindim. Dünyaya onun gözüyle bakmaya çalıştım. Hatta onun sevdiği tarzda konuştum. Ama o beni kabullenmedi. Böyle büyük bir kararı nasıl verir anne? Nasıl yapar? Onun için bu çok kolaydı. Duygu ve sorumluluk denen şeyler o insana çok yabancı. Evlilikleri asla ciddiye almadı. Bu doğru değil anne. Bu doğru değil. Jagdish'i seviyorsun öyle değil mi Sanji? Bu gerçek aşk mı? Öyleyse onu nasıl aşağılayabilirsin Sanji? Bana ve ailene artık tamamen değiştiğini söylemiştim. Jagdish ve ailesi için değiştim demiştim. Şimdi sana soruyorum. Gerçekten değiştin mi? Yoksa hepsi rol müydü? Neyi kastediyorsun Anhadi? Gerçeği. Şiv, seninle bunu konuşacaktım ama tam o sırada Jagdish geldi ve konuşmamız yarım kaldı. Ve gerçeği bilmediğiniz için Jagdish'i kötüleyip onu suçladınız hepiniz. Jagdish gerçeği öğrendi. Onun hiçbir hatası yoktu ama yine de suçlanan o oldu ne yazık ki. Sanji'nin aleyhinde bir şeyler söyleyeceği yerde Sanji'yi övüp durdu. Sanki Sanji'ye layık bir insan değilmiş gibi konuştu. Ne söylemeye çalışıyorsun yenge? Jagdish aleyhimde ne söyledi ve neden? Ben ona ne kötülük ettim? Onun için ve ailesi için değiştim. Günahım bu mu, hatam bu mu? Az önce Sanji'nin değişmediğini söyledin. Rol yaptığını söyledin, öyle mi? Yani sana göre onun davranışları sahteydi. Nasıl oluyor da sen kızımı bu şekilde suçluyorsun? Çünkü Jagdish gibi ben de asıl gerçeğin ne olduğunu biliyorum anne. Jagdish dün buraya geldi. Ama onu daha önce gördüm. Benimle kahve içmenin senin için sakıncası yoktur. Hayır Jagdish. Eve gelsen daha iyi olurdu. Anandı, hiç zamanım yoktu. Buraya sadece toplantı için geldim. Anandı, Jagdish'le görüşmüş, onunla kahve içmişsin. Bunun Jagdish'in nişana atmasıyla ne ilgisi var? Jagdish'in yanında beni sürekli tenkit etmiş olmalısın.
Hayır Sanji. Seni Jagdish'in önünde eleştirmiş değilim asla. Aslında tam tersini. Jagdish'le ailesini tenkit eden sensin. Bunu arkadaşlarının önünde yaptın Emre. Evet Sanji. Arkadaşlarınla buluştuğun o kafede biz de Jagdish'le kahve içiyorduk. Senin arkadaşlarınla oturduğun masanın yanı başındaki masadaydık hemen. Babaannem, babam, annem ve diğerleri hakkında söylediklerini işittik. Onlarla ilgili ettiğin alaycı sözlerini Jagdish'te duydum. Sanji? Anandı neler söylüyor? Yani neden Jagdish ve ailesiyle alay ettin Sanji? Söyle, onlara ne söyledin? Anandı sen söyle, kızlara ne dedi? Düşünmekten başım ağrıdı kızlar. Bu kadınlar tüm gün mutfakta ne yapıyorlar? Eğer ekonomik olarak sorun olsa anlarım. Ama eğer hizmetçi ve aşçı tutabiliyorsan niye mutfağa giresin ki? Bunları o insanları etkilemek için yapıyorum. Öyle olmasa kimse bana bu giysileri giydiremez. Asla. Ama evlenip Jetsar'a gidene dek bekleyin. Göreceksiniz. Eski tarzıma geri döneceğim kızlar. Her gün onca insana hürmet et. Babaanne, baba, anne. Tanrım ne kadar çok akraba var. Hem bir de her lafın sonunda onlara saygıyla hitap etmen gerekiyor. Hem orada kahve yok, pizza yok, çay yok. Kendi kayınvalidesine yaptığı gibi benim de onun ayaklarına masaj yapacağımı sanıyorsa yanılıyor. Hayır, ben o tür kızlardan değilim. Evlendikten sonra ilk işim Jagdish'i ikna etmek olacak. Ya Mumbai'ye yerleşeceğiz ya da Amerika'ya. Evet söyledim. Hepsini söyledim. Yengemin size aktardığı sözlerin hepsini söyledim. Ama hiçbiri doğru değildi. Lafın gelişiydi. Arkadaşlarımın yanında buna mecbur kaldım anne. Nişanlandıktan sonra arkadaşlarım dalga geçmeye başlamıştı. Çünkü arkadaşlarımın zihinlerinde eskiden bende de olan bir köy hayali vardı. Köylülerin cahil ve kaba insanlar olduğunu sanıyorlar. Şehirli insanlara kıyasla onları aşağıda görüyorlar. Arkadaşlarımı kaybetmek istemedim. Bu yüzden de ben... Bu yüzden mi Jagdish'le alay ettin ha? O budalalarla arkadaşlığını sürdürmek için... evliliğini tehlikeye mi attın Sanji? Arkadaşların evliliğinden daha mı önemliydi? Ne yapabilirdim anne? Çocukluk arkadaşlarımı kaybetmek istemedim. Bu yüzden onların yanında hayali hikayeler uydurmaya başladım. Köy hayatını hiç sevmediğimi söyledim. Oraya gidince her şey değişecek dedim. Ama doğruyu söylüyorum anne. Hepsi de numaraydı. En azından evlenene dek arkadaşlarımı yanımda tutarım dedim bu yüzden. Sonra nasılsa onlardan ayrılacaktım. Çok aptalca davrandığımı biliyorum anne. Ama inan bana. Kalbimde Jagdish ve ailesine karşı bir kötülük yok. Bunu düşünsene. Neden onun için kendimi değiştirdim? Keseriya